çalışanı olarak rahatsızlıklarımızı işte bugün itibariyle 15 Haziran itibariyle işten çıkışımızı Halit Başkanımız da sağ olsun sürekli dile getiriyor. Biz de devamlı sürekli arkasındayız Halit Başkanımızın. Öncelikle Halit Başkan'a hoş geldin diyorum. Ve sözü Halit Başkan'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın İlçe Başkanım, emekçi kardeşlerim ve bizim için çok önemli olan basın mensupları, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Ben Tüm Büro İşçileri Sendikası Genel Başkanıyım. Adana'dan geliyorum. Genel merkezimiz Adana'da. Ve yıllarca taşeron olarak çalışıp dernek kurup kadro sürecini başlatan, yaklaşık 8 yıl bir dernekle kadro süreci başlattık. O dönem bugün eğer 300-400 bin kişi kadroya geçtiyse önce Allah'ın sayesinde sonra bizim katkımızla bu oldu. Daha sonra arkadaşlarımız bir sendikamız olsun dedi. Ve kendi sendikamızı kurduk. Ben şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sendikalar kuruluyor. Sendika başkanları bir işten emekli olduktan sonra ek bir iş olarak bir sendika kurar. Gider orada aylık alır. Ama biz bunun tam tersini yaptık. Bizim sendikamızın yönetimi, il başkanları, ilçe başkanları %100'ü tamamen fiilen çalışan işçilerden oluşuyor. Bana göre bu böyledir. Örneğin ben bugün emekli olsam gelip basın açıklamasını ya da basın mensuplarının görevini yapamam. Ya da sendika başkanı olarak sizin hakkınızı savunamam. Neden savunamam? Çünkü ben sizin sıkıntınızı sizin kadar bilemem. Onun için biz işin içinde olan bir insanız. Ben Adana'nın Ceyhan ilçesinde milli eğitimde çalışıyorum. Hale çalışıyorum, görevimi yapıyorum. Herhangi bir sendikadına bir aylık falan almıyorum. Arkadaşlarım gibi Metin Başkanımla yıllar önce 2012 yılında burada Ordu'da tanıştık. O zaman derneklerimizi kurmuştuk. Bugüne kadar beraberiz. Bizler ne istiyoruz? Kimiz? Bizler eski taşeron işçileri, KHK ile kadroya geçen işçileriz. Özellikle bugünlerde gündem olan iki konuyu anlatmak istiyorum. Bir, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan, hizmetli olarak çalışan 32 bin milli eğitim çalışanı var. Bunlar 15 Haziran itibariyle bazı yerler değişik tarihlerde ama genellikle 2 ay ücretsiz izne gönderiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı burada bir açıklama yaptı. Dedi ki, hiç kimse işten çıkarılmayacak. İşten çıkarma yasağını getirdik. Biz o zaman peki dedik, ücretsiz izin nasıl olacak dedik. Ücretsiz izne gönderilirse de ücretsiz izne gönderilene 1177 lira bir para vereceğiz dediler. Katkı yapacağız. Devlet katkı yapıyor işçiye, çok güzel. Ama milli eğitim çalışanları 32 bin çalışan bunun kapsamının dışında kaldı. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Sayın Çalışma Bakanı'na seslenmek istiyorum. Bizler gerçek anlamda görev yapan insanlarız, emekçi insanlarız. Ve kurumların bize ihtiyacı var, bizim kurumlara ihtiyacımız var. Bizden para kesiliyor, işverenden para kesiliyor. Sizler de çalışıyorsunuz, sigortalı olan arkadaşlarımızdan. Her ay para kesiliyor, işsizlik fonunda para birikir. Niçin? Herhangi bir gün bir işçi işsiz kaldığı zaman işsizlik fonundan para alsın diye. Bu arkadaşlarımız işsizlik fonundan da maaş alamayacak. Yani kesinlikle ne pandemimden dolayı bir ücret alabiliyoruz, ne işsizlik fonunda bir maaş alabiliyoruz. Adeta 2 ay kaderimize terk edilmişiz. Güzel bir olay daha. En önemli olayı arkadaşlarımız yıllık iznini de kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Müdür izin veremiyor. Eğer müdür bu arkadaşıma izin verse, yurtta çalışan arkadaşım yemek yapıyor. Çocuk orada okuyan öğrencilerin yemeğini yapıyor. Yemeği yapacak kimse yok. Parayla birini getiremez. Gönderemezse bunun yasal hakkı var, yasal hakkı kullanamıyor. O zaman diyoruz ki ya sürekli çalışalım, diğer arkadaşlarımız gibi yılın 12 ay çalışalım, yılın 12 evimize ekmek götürelim. O yaz döneminde bakın şu anda biz tatil yapabilirdik. 24 gün yıllık izin hakkımız var, herkesin 24 gün yıllık izin hakkı var. Bu iznini şu dönemde kullanabilirdi, tarlasına bahçesine giderdi, bunu yapardı. Geriye kalan 36 gün, o 36 gününde okulun tadilatını, tamiratını, badarasını yapardık. Değil mi? Hepimiz yapabiliriz bunu. Biz bunu istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Diyorlar ki okullar kapalı. Ben de diyorum ki hiçbir okul kapanmaz. Sürekli orada müdür var, sürekli orada görev var ve okulun kesinlikle müdürlere de sorsak bu elemanlara ihtiyacı var. Onun için bu haksızlığın bir an önce ortadan kalkmasını istiyoruz. Bizler Türkiye'ye karış karış geziyoruz ve bunları dile getiriyoruz. İşte dün şeydeydim, Sinop'taydım. Ondan önce Adana'da TV A'da bir programım vardı. Sabah bir program yaptım, canlı yayın yaptım. Oradan buraya geldim. Şimdi size konuşuyorum. Daha sonra bir radyo programımız bile şey var herhalde. Oraya geçeceğiz.
Buradan Kırşehir, Nevşehir, tamam, böyle gideceğiz. Biz Türkiye'ye karış karış geleceğiz. Sesimizi duyurmak için ben önemli bir konu daha anlatmak istiyorum size. Biz bu konu için herkes kendi memleketinde ya da bir nokta belirleyeceğiz. Bu noktalardan Ankara'ya yürüyüş yapacağız. Bunu dile getirmek için, Ankara'nın dikkatini çekmek için aslında görüşmeler olsa, geçen gün AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Turan bir açıklama yaptı. Avukatlarla ilgili. Aslında biz avukatlar yürüdü, siyasi partiler yürüdü diye tam bu gündemde, bu ortamda biz yürümek istemiyorduk. Ama mecbur kaldık. Şu anda boşuz. Eğer bugün yürüyemezsek, yarın çalıştığımız sürece hiç yürüyemeyiz. Onun için biz kesinlikle bunun kararını arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Türkiye genelindeki arkadaşlarımızla. Biz de Ankara'ya bir yürüyüş başlatacağız. Bu aylarca sürsün. Ama biz yürüyeceğiz. 2 ayda Ankara'ya varırız. Ki ondan önce varırız ama en kötüsü 2 ayda gideriz. Bizim 2 ay süremiz var. 2 ay boş zaten. Evde oturup da kiramızı düşüreceğimize, çocuklarımıza ekmek nasıl götüreceğimize diye düşünelim de en azından uğraşıyoruz. Emeğimiz için, ekmeğimiz için, çocuklarımızın geleceği için burada bir şeyler yapıyor. İşte benim kızım benimle beraber geldi. Ben daha önce her Ankara'ya gittiğimde hastalanırdı. Allah hepinizin çocuklarını bağışlasın. Benim de bir tane çocuğum var, bir kızım var. Ben gittiğimde beni çok seviyormuş. Kız çocukları babalarını severmiş. O da beni çok seviyor. Her gittiğinde hastalanırmış. Ama bugün geldi benimle bu seyahate başladıktan sonra Türkiye'nin neresine gittiysek, işte Yozgat'ta benim arkadaşlarım var, bir çevrem var, karşıladılar, orada şey yaptı. Diğer tarafa gittik, Samsun'da aynı şekilde. Sinop'ta aynı. Buraya geldik, bu arkadaşlarımız var. Giresun'dan buraya geldik. Oraya geçtik. Ya baba ne güzel işler yapıyorsun ya dedi. Her tarafta bir amcam, bir ablam, bir teyzem var dedi. Ne güzel işler yapmışsın dedi. Ben büyüdüğüm zaman, radyoda bugün konuşacak o da, aynen şunu söyledi. Benim kızıma bir vasiyetim var. Doğum günü vardı. Doğum günde ben konuştum. Bir de video çekmişler. Benim haberim yoktu. Kızım dedim sana bir vasiyetim. Yarın doktor olmak istiyor. Onun düşüncesi tabii bir şey yapmıyoruz. Beyin cerrahı olacağım dedi. Benim sana vasiyetim dedim. Çevrende önce akrabalarına, sonra kapı komşularına. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sen onlardan biri olma dedi. Eğer komşuların açsa onları gider, o açlığını gider. Mutlu olsunlar, ondan sonra yat dedi. Bir, yanında çalışan, kesinlikle bunu unutma. Yanında çalışan işçilere önce bir aylıklarını sor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetiyor diyorsa da yine bir katkı yap. Çünkü senin var. Eğer sen doktorluk yapacaksan senin imkanları olacak. Biz çocuklarımıza bunu anlatacağız. Biz bizden sonrakilere destek olmak için, biz bu mücadeleyi onlar için yapıyoruz. Bunların geleceği için yapıyoruz. Bunu yapacağız. İkinci bir olay, çok önemli bir olay. Kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı konusu da bizim kırmızı çizgimiz. Kesinlikle. Şu anda sizler bir yerde çalışıyorsunuz. Basın mensupları olarak. Ya da bizler. Ya da özel bir yerde çalışan bir arkadaşım. 10 yıllık çalışan birini bir işveren işten çıkaramaz. Neden? Çıkardığı zaman kıdem tazminatı verecek. 10 yıllık bir çalışan, o da yüklü bir para gelecek diye çıkaramayacak. Peki kıdem tazminatı fona devredilirse ne olacak? O zaman rahatlıkla diyecek ki zaten senin paran orada, bir de alamayacak emekli olana kadar. Hadi güle güle diyecek, kapının önüne koyacak. Onun için bu bizim kırmızı çizgimiz. Zaten bizim Ankara'ya yürüyüşümüz, bir, önce milli eğitimde bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlarımızın sürelerini 12 ay çıkarılması, bu makul bir süre. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey söylemişti. Ne demişti? Esenboğa Havaalanı'nın önünde bir açıklama yaptı kadro verildiğinde. Biz taşeron firmayı aradan çıkarttık. Yani işçi çalışıyordu. Kime çalışıyordu? Kamuya çalışıyordu. Arayı biz veriyorduk onlara. Ama aracı bir firma vardı arada. Aracı firmaya veriyorduk. Aracı firma karını alıyordu. Geri kalanı işçiye veriyordu. Buna gerek yok demişti. Biz de aynen bunu söylüyoruz. Diyoruz ki şu anda devletimiz zarara uğratılıyor. Nasıl zarara uğratılıyor? Şimdi çalışan taşeron işçilerin üzerinden her ay taşeron firmalara bir ücret veriliyor. Ve bu devletin cebinden çıkıyor. Biz diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Çalışma Bakanım, çalışan arkadaşlarımıza, taşeron olarak devam edenlere kadrosunu verin. Vermiş olduğunuz maaş, taşeron firmasının vermiş olduğu maaşı şu anda verin. Onlara kar olarak verdiğiniz o miktarın da yarısını, 200 lira veriyorsanız 100 lirasını koyun, 100 lirası devletin cebinde kalsın. Yani devletimiz kar etsin. Biz bu kadroya mücadele verdik, kadromuzu aldık. Kadromuzu aldığımızda devletimiz kâre geçti. Nasıl kâre geçti diyeceksiniz? Daha önce bize verilen maaş zaten veriliyordu. Bizim üzerimizden bir de taşeron firmaya bir kâr veriliyordu. O ne oldu? Devletin cebinde kaldı. Ve milyonlarca lira. Bakın 2 Nisan'dan 2018 tarihinden bugüne kadar 2 yıldan beri devletin milyonlarca lira kârı oldu. Biz bundan sonra da kâr etmesini istiyoruz. Tabii orada talebimiz şuydu. Biz kadroya geçtiğimizde sürekli işçi kadrosu ve
o taşeron firmaya verilen paranın da karın da en azından yarısını bize verin demiştik ama verilmedi. Ben şunu da giymek istiyorum. Tabii bu daha önce dernek çalışması yaptığımızda bunları yapıp Ankara'ya gitmiştik. Bu da şey için, kadro alamayanlar, burada kadro alamayan arkadaşlarımız için ben giymek istiyorum. Söz verdiniz, kadromuzu istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Ben şöyle yapayım. Evet. İşte imkanlarımız olmadığı için milli eğitimle ilgili yapılan bir çalışmada bir önlük dahi şimdi yapamadık. Arkadaşlarımız burada kendilerince bir şeyler yapmışlar, getirmişler ama bu kadar yapabildik. Biz ülkede çalışan tüm taşeron işçilerine kadro istiyoruz. Bizim zaten bir başka pankartımız vardı, o şu anda burada değil. Bizim şeyimizde şu var, sloganımızda diyoruz ki tüm taşeron işçileri kadro alana kadar mücadelemizi vereceğiz. Ve diğer sendikalar gibi gelirimiz de yok. Biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz ama Türkiye'nin her tarafına gideceğiz, mücadelemizi vereceğiz. Temmuz'un ikinci haftası da Ankara'dayız inşallah. Külliye'ye de çıkacağız, siyasi partilerimizi de ziyaret edeceğiz. Ve ilk hedefimiz bakanlarla görüşmek. Bu sorunu çözmeyi daha önce başardık bu. Bize dikkate aldılar, görüştüler. Biz bu sefer de Çalışma Bakanlığı'nda biz şunu diyoruz. İşçilerin, kamuda çalışan ya da özelde çalışan tüm işçilerin tek temsilcisi biziz. Hangi sendikaya bakarsanız bakın emekli olduktan sonra ya memurluktan gelmiş ya da emekli işçi onu ikinci iş olarak görmüş. Yani 10-15-20 ki sizler biliyorsunuz bir sendikanın başkanı kendi konfederasyona bağlı olan bir sendika başkanının 200 bin lira maaş aldığını söyledi. 200 bin lira bir maaş alan bir sendikacı benim derdimden anlamaz. Ama 2500 lira maaş alıp arabasına binip düşünmeden Ordu'ya, Ünye'ye, Samsun'a giden bir başkan da bunu yapar. Biz de hem kıdem tazminatı için hem kadro alamayan taşeron işçisi arkadaşlarımız için Ankara'ya yürüyeceğiz. Ve özellikle diyoruz milli eğitimde çalışan 2 aylık süre biz burada bakın inanın AK Parti milletvekillerine de görüştüğümüzde aynen şunu söylüyorlar. Ya bu 2 ay çok önemli bir para değil. Bu verilebilir. Neden bu hata yapıldı? Birçoğunun haberi yok. Artı bunu sendikacılar bugüne kadar götürüp Sayın Cumhurbaşkanı'na yeterince anlatmamışlar. İnşallah biz bunu anlatacağız. Ama en önemli iş size düşüyor. Eğer siz bu sesimizi yayınlarsanız belli kesimlere ulaşır ve inşallah bu sıkıntılardan kurtuluruz. Ben zaman ayırıp buraya geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alacağım tabii. Ben size teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sorularınız varsa alabilirim.